Satu Kostüm adım adım Avrupa'yı sunar. Seyircilerimiz, Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeyiz. Çok önemli bir toplantıya, galaya efendim şahitli gideceğiz bu akşam. Ve burada olup bitenleri sizlerle paylaşacağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinde okuyan başarılı öğrencilere burs veriliyor bu efendim EBC International Business Club, yani Uluslararası İş Konseyi. İşte onun galasındayız. Efendim, nerede başarılı öğrencilerimiz varsa onlara seçkin Türk iş adamlarının kurmuş olduğu Uluslararası İş Konseyi onlara burs veriyor. Onların eğitiminin devam etmesini, başarılı olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla bu seçkin iş adamlarımız bugün burada toplandılar. Yine başarılı sporcularımıza da ödüller verilecek. Onları efendim biz buradan görüntüleyip sizlerle paylaşacağız. Bizi takip edin değerli seyircilerimiz. Buradaki güzelliklerimiz her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Raum hier in Schloss Berge und damit auch herzlich willkommen zur Gala 2013 des International Business Club. Meine verehrten Damen und Herren, sprachliche Kompetenz, insbesondere die Beherrschung der deutschen Sprache, ist eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration. Denn Integration setzt Verständigung voraus. Und Verständigung setzt eine gemeinsame Sprache voraus. Und dies insbesondere in einer Stadt wie Gelsenkirchen, die sich aus vielen Nationen zusammensetzt. Dabei ist Bildung der entscheidende Schlüssel zur sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Integration. Unsere Stadt braucht das Potenzial der Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Ihr Bildungserfolg ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Denn die Menschen, die in Deutschland leben, sind unsere wichtigste Ressource. Der IBC versteht Integration als einen gesamtgesellschaftlichen Prozess, zu dem es gemeinsame Anstrengungen aller gesellschaftlichen Gruppen bedarf. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Federal ve Eyalet Milletvekilleri, Sayın Konsolos, Sayın Rektör, Sayın Başkan, değerli basın mensupları ve değerli misafirler, anlamlı bir etkinlik vesilesiyle bu akşam buradaki saygın bir toplulukla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ayrıca bana konuşma fırsatı verildiği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Ich freue mich sehr, heute Abend an dieser bedeutsamen traditionellen Veranstaltung des International Business Club teilnehmen zu können und bedanke mich recht herzlich dafür, dass mir die Gelegenheit gegeben wurde, hier zu Ihnen zu sprechen. Bu akşam başta çocuklarımızın eğitimleri olmak üzere düşüncelerimi sizinle paylaşmak isterim. Insbesondere möchte ich Ihnen hier meine Meinung zu dem Thema der Bildung der türkischen Jugendlichen darlegen. Değerli konuklar, gençlerin ve özellikle göçmen gençlerimizin eğitim kalitelerini yükselterek onları topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmenin sadece resmi makamların görevi olmadığını düşünüyorum. Bu alanda her kesime önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çok değerli iş adamlarımızdan oluşan International Business Club'ın sadece Türk değil, diğer başarılı göçmen öğrencilere de bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermeleri
bence eğitime verilen mütevazi ancak bir o kadar da önemli bir katkıdır. Birçok Türk kökenli genç eğitimde ve meslek ediniminde fırsat eşitliğinden yararlanamamaktadır. Bu yapılan çeşitli bilimsel araştırmalarla da ortaya konulmuştur. Viele türkische Jugendliche können im Hinblick auf ihre Schul- und Berufsausbildung nicht von der Chancengleichheit profitieren. Dies wird durch verschiedene Studien belegt. Türk gençlerinin üniversite öncesi orta seviyeli okullardaki durumu değerlendirildiğinde daha iyi bir gelecek perspektifi sunan cimnazyumlara gidebilen Türk çocuklarının oranının bariz bir şekilde düşük oranlarda gerçekleştiği görülmektedir. Ein Blick auf die Situation der Grundschulabgänger zeigt, dass der Anteil türkischer Kinder, die als Sprungbrett zur Universität ein Gymnasium zu besuchen, gering ist. Değerli konuklar, diğer taraftan yapılan araştırmalarda endişe veren bir diğer durumda iyi eğitim almış iki lisana hakim Türk gençlerinin artan oranda Almanya'yı terk etmeleridir. Almanya'da birçok alanda ve çok sayıda başarı elde etmiş iyi eğitimli Türkler bulunmaktadır. Bu kişileri Almanya'daki Türk toplumuna rol modeli olarak daha fazla ön plana çıkartmalıyız. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl erfolgreicher Türken, die über eine akademische Ausbildung verfügen. Diese sollten wir viel stärker als Vorbilder in den Vordergrund rücken. Size sunmaya çalıştığım üzere yeni nesillerimizin eğitim kalitesinin artırılması alanında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve bölgemizdeki Alman makamlarıyla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Beni dinleme nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Liebe Schüler, liebe Eltern, es bereitet mir eine besondere Freude, heute Abend bei Ihrer Feier über die Wichtigkeit von Jugendaustauschprogrammen sprechen zu dürfen. Diese Programme zählen zu den tragenden Säulen von funktionierenden transatlantischen Beziehungen. Liebe Spaniaden, ich glaube, Sie sind draußen. Ihr gehört zu dem kleinen Kreis, der ausgewählt wurde, für ein ganzes Jahr in die USA zu gehen und dort eine Highschool zu besuchen. Dazu möchte ich euch herzlich gratulieren. Immer mehr junge, herausragende Persönlichkeiten wie ihr nutzen die einmalige Gelegenheit, ein solches Abenteuer zu wagen und auf diese Weise unbezahlbare persönliche und akademische Erfahrungen zu sammeln. Als Foreign Service Officer, das amerikanische State Department, werde ich im Laufe meiner Karriere immer wieder ins Ausland gehen. Ich habe diese berufliche Laufbahn auch deshalb gewählt, weil ich bereits wusste, wie es sich anfühlt, immer wieder von zu Hause weg zu sein. Insgesamt habe ich 7 Austauschprogramme absolviert, darunter in Deutschland, Österreich, Mexiko und Indonesien. Aber es ist nicht nur das Gastland, das man besser zu verstehen beginnt, sondern auch das eigene Land. Denn nur wer vergleichen kann, sieht auf einmal viele Dinge des Alltags, zum Beispiel Essen, öffentlicher Verkehr, Sport oder kulturelle Gewohnheiten, geht die neuen kulturellen und akademischen Herausforderungen selbstbewusst an. Auch wenn euch am Anfang vielleicht ein wenig das Heimweh beschleicht, denkt daran, dass ihr in einem Jahr wie mit einem Koffer voller Neuerfahrungen zurückkehrt, die euch für den Rest eures Lebens begleiten werden. In diesem Sinne, good luck, eine gute Reise. Begrüßen Sie nun vom
Beirat des IBC, den Rektor der Ruhr-Universität Bochum, Professor Dr. Elmar Weiler. Ich bin vielleicht das allerjüngste Mitglied im IBC-Kreis und dass mich hier die Grußworte getroffen haben, das nehme ich als ein Zeichen außergewöhnlichen Vertrauens. Und was soll man sagen? Vertrauen ist, glaube ich, die Basis, auf dem alles entsteht. Der Mensch ist seit 2 Millionen Jahren unterwegs auf dieser Erde. Und als vor vielleicht 12.000, 13.000 Jahren das Projekt der Sesshaftigkeit entwickelt wurde, Gezenkirken'deki İş Adamları Birliği'miz bu akşam güzel bir gala yaptı. Efendim gençlerimizin eğitimine katkı amaçlı bir kuruluş çalışmaları var İş Adamları Birliği'mizin. Hemen kurucularından Ali Bey yanımızda, Ali Akyol Bey. Daha iyi tanımak için ona dönüyoruz. Efendim kurucusunun anlattığı daha güzel olacak tabii. Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok güzel bir efendim organize oldu. Gençlerimize hem yurt dışına göndermek, Amerika'ya göndermek için burslar veriyorsunuz. Çok güzel faaliyetleriniz var. Hem iş adamları birliğimizi bir anlatır mısınız kurucularından olan bir insan olarak? Şimdi biz eğitimle ilgili çalışmalarımız var. Bunun dışında kültürel etkinliklerimiz var. Bunun dışında iş adamlarına yönelik programlarımız var ve politikayla diyalog içinde olmak istiyoruz. Ve bu dört dalda da her sene en azından bir tane etkinlik yapıyoruz. Eğitim bizim için çok önemli olduğu için orada ağırlığımız biraz daha çok. Mesela başarılı Türk gençlerinin Amerika'da okumaları için onlara bir senelik bir burs veriyoruz. Derneğimiz 6 senedir beri faaliyet gösteriyor ve bu 6 sene içerisinde 29 tane burs verdik öğrencilere. Bu öğrenciler genelde çok başarılı, çok çalışkan, çok düzgün hayatı olan, çok örnek gençler. Biz de bu örnek gençleri onları takdir ettiğimiz için, onların başkaları için daha önem arz ettikleri için, önemli oldukları için destekliyoruz. Onların önlerini açmak istiyoruz. Dolayısıyla onlara bir senelik Amerika için burs veriyoruz. Onun dışında mesela bu sene demin gördüğünüz gibi Gelsenkiren şehrinde liseyi en iyi dereceyle bitirmiş gençlere bir sertifika veriyoruz. Ufak bir maddi destekte bulunuyoruz. Aslında onlarla yaptığımız çalışmada hedefimiz şudur. Yani bütün gençlere mesaj veriyoruz. Bazı zaman eğitimde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bazı zaman oluyor özel hayatında insanlar kötü yollara düşebiliyorlar. Yani bu bütün sıkıntılar arasında insan isterse başarılı olabiliyor. Yani insan çalıştırırsa, düzgün olursa, özel hayatına dikkat ederse, mesela bizim ailevi değerlerimize dikkat ederse, bizim kültürümüzden gelen geleneklere sahip çıkarsa, bu gençlerimizin başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Biz de bu başarılı gençleri başka gençlerine örnek olmaları için böyle ön plana çıkartıyoruz. Onlara sertifikalar, ödüller, maddi destekte bulunuyoruz. Ve hedefimiz de, isteğimiz de bir nevi eğitime biraz katkıda bulunmak. Ali Bey, gerçekten öyle güzel şeyler söylediniz ki, yani insanın genç olası geliyor, okula gidesi, öğrenci olası geliyor. Efendim o başarıyı yakalayıp sizinle tanışıp efendim daha güzel başarılar için kendini hazırlaması gerekiyor. Gerçekten iş adamı da işte böyle olmalı. Böylesi güzel bir derneği de, İş Adamlar Birliği'ni de kurmuşsunuz. Bu gerçekten takdire değer, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Emre arkadaşım derneğimizin başkanı. Kendisi 23 yaşında. Şimdi böyle bir genç arkadaşımız nasıl başkan olabilir diye düşünürseniz, eğitilmiş, çok çalışkan, dürüst, kendi yetiştirdiğimiz gençler var.
Emre arkadaşımız ilk geldiğinde derneğimizin bir üyesiydi. Bize etkinliklerde yardımcı oluyordu. Ama kendisi üniversiteye gidiyor, tıp bölümünü okuyor. Kendisi bir sene Amerika'da eğitim almıştır. Ve çok başarılı, çok genç bir arkadaşımız. Ve böyle bir arkadaşımızın derneğimizin başkanlığını üstlenmesi bizim için gurur verici. Emre arkadaşımız çok sayıda gençler için örnek. Yani 23 yaşında koskoca derneği yönetebilecek gençlerimiz var. Ve Emre gibi çok sayıda gençlerimiz var. Onları sahip çıkmamız lazım. Onları artırsın. Tabii ki, sağ olun. Allah razı olsun. Tabii ki. Ama nasıl diyeyim, yani keşfedilecek çok mücevherler var. Bazı zaman bu arkadaşlarımız örnek bulamadıkları için, mesela ailesinde üniversiteye gitmiş birisi olmuyor, onu kendisine örnek alsın. Çevresinde liseyi bitirmiş birisi yok, onu örnek alsın. Ve biz de bu insanları takdim ediyoruz. Bir başka misal vereyim. İstersen Emre arkadaşım da konuya değinsin. Biz şey yaptık. Mesela liseyi bitiren öğrenciler için bir iş hayatında ya da iş seçme, üniversite seçme programı yaptık. Bu programı A'dan Z'ye kadar Emre arkadaşım organize yaptı. Bu genç yaşında. İsterseniz kendisine sorun, o size birkaç bilgi verebilir. Ali Bey, siz de ayrılmayın. Bu muhabbet çok güzel. Tamam. Çünkü ailelerimiz şu anda pür dikkat bizi dinliyorlar. Değerli seyircilerimiz, onların evlatlarının geleceğini ilgilendiren mevzular. Böylece duyarlı iş adamlarımızı görünce ben onların ekranda nasıl heyecanlandığını hissediyorum. Ben şunu ilave etmek istiyorum. Onların çocukları bizim de çocuklarımız. Biz ayırmıyoruz kesinlikle. Bakın şunu misal olarak vereyim. Biz Amerika Burs Programı'nı başladığımızda derneğimiz içinde konuşmalar oldu. Yani hangi yöne çalışma yapalım? Kimisi dedi işte sıkıntılı çocuklara yardımcı olalım. Kimisi dedi ki çok başarılı öğrencilerin önünü açalım ki onlar başkaları için örnek olsun. Sonra düşündük, işte Amerika Burs olayı, bir burs 8500 euro. Şimdi diyorum ya, son 6 sene içerisinde 30 tane burs verdik. Şimdi siz hesaplayın masrafını. Bu kararı vermeden önce derneğimiz içinde görüşmeler yapıyoruz ve bir arkadaşımız dedi ki bu çocuklar bizim çocuklarımız dedi. Bu düşünceyle yola çıkarsak hiçbir sıkıntı yok. O zaman yani gerekirse bir sene iki sene tatil yapmayıp o çocukların eğitimini desteklemek için maddi destekte bulunuruz. Ve biz bundan gurur duyarız ve az önce gördünüz, Amerika'dan gelen çocukların özgüvenini, Amerika'dan gelen çocukların kültürel zenginliğini, dil zenginliği, insan hedeflerini çok daha güzel, net cesaretlerini. Çok çok cesaretliler, çok olgunlaşıyorlar ve onlara çok büyük katkıda bulunuyor bu bir sene Amerika'da kalmaları. Ve biz bunlar için de hakikaten de yani izinlerimize bile bazı zaman gerekirse gitmiyoruz ve bu çocukları okutmak istiyoruz. Değerli seyircilerimiz, bu şekilde duyarlı iş adamlarımız her yerde olsun diyoruz. Ama onlarla işte bir buluşmanın da bir sebebi olmalı. Bu akşam bu şekilde bunları tanımış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama biz hemen genç başkanımıza, Emre Yavuz Bey'e dönüyoruz. Emre Bey, başkan kolay gelsin. Sağ olasın. Gerçekten en iyi yatırım insana yapılan yatırım derlerdi ya. Evet. Siz tam onun tutmuşsunuz. Maşallah. Az önce gençlerimizi, başkanım Ali Bey'in de kurucu arkadaşımızın da söylediği gibi dinlemiş olduk. Sizin derneğiniz, insanlar nasıl üye olacaklar? Efendim, sizi nasıl bulacaklar? Diyelim ki ekran başında seyreden iş adamlarımız Gerzenkirken ve çevresinde size nasıl ulaşacaklar? Şimdi mesela derneğimizin web sitesinden www.ibc.ge.de IBC Gelsinkirchen. Oradan bize ulaşabilirler ve e-mail adresimiz üzerine bize ulaşabilirler. Gelsinkirchen'de 6 senedir faaliyet gösteriyoruz. Zaten bizim üyelerimiz gittikçe bizim yaptığımız işi iyi bulan insanların bize katılmalarıyla üye oluyorlar. Gittikçe bizim etkinliklerimize destek veriyorlar. Sonra birkaç ay veya birkaç sene sonra üye olmaya karar veriyorlar. Ve özellikle tabii ki derneğimize üye olan arkadaşların bu tür insanlar olması gerekiyor. Yani başkalarına destek vermek isteyen arkadaşlar olması gerekiyor. Siz öğrencileri nasıl seçiyorsunuz Emre Bey? Şimdi burs öğrencilerini mesela Gelsinkirchen'deki bütün okullara
bir duyuru dağıttıktan sonra bir seçimden geçiyor. Bu sene görüşmelerde bulunduk. Mesela bu sene yaklaşık 40 öğrenci başvurdu. Bunların 16'sını görüşmeye çağırdık ve 16'sından bir jüri kurduktan sonra 6 kişilik bir jüri kurduk ve bu 16 öğrenciden 7, bu senenin 7 öğrencisini seçtik. Ve burada tabii ki bir yandan notlara önem veriyoruz. Okuldaki başarıya önem veriyoruz. Öteki yandan ama özellikle aileleri bu tür bir masrafı üstlenemeyen öğrencileri özellikle yollamak istiyoruz. Çünkü zaten Türk ailelerinde de bir sürü bu tür şeyleri, bu tür masrafları üstlenebilen veya akademik hayata girmiş olan, iş hayatına girmiş olan bir sürü vatandaşımız var. Ama bunlar bir yana, bu tür yani ailesinde akademisyen olmayan ailelerden çocuklara yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de birkaç hafta evvel Gelsenkirchen'de bir Berufsberatungstag, yani bir iş eğitimi bilgilendirme toplantısı yaptık. Yaklaşık 100 öğrenci ile, yani Gelsenkirchen ve çevresinden 100 öğrenci, bunların birçoğu bu sene abitur yapan veya gelecek senelerde abitur yapacak olan öğrencilerle beraber 30 mentörü bir araya getirdik. Yani mentör başına 3 öğrenciyi bir salona topladık ve bu mentorların arasında sırf iş adamları değil. Mesela ben kendim tıp öğrencisiyim Bochum'da. Babam da dernek üyesi, kurucularından. Babam da doktordur. Öğretmenler var derneğimizde. Avukatlar var. Tabii ki bu burs olayları çıktıktan sonra bir sürü öğretmen de bize üye oldu. Ondan sonra sağlık sektöründen, dediğim gibi hukuk sektöründen, iş adamları tabii ki derneğimizin yaklaşık %40-%50'sini doldurmakta. Ama bu akademisyenlerden bir grubunu öğrencilerle beraber bir salona soktuk ve orada iş eğitimi bilgilendirme günü yaptık. 5-6 saatlik bu Gelsenkirchen'deki bir Gesamtschule'de yaptık bunu. Emre Bey, Sayın Başkan, sadece burs vererek yetinmiyorsunuz. Az önce Ali Bey de değinmişti zaten. Hem bilgilendiriliyor, hem burs veriliyor, hem kültürel değerler tanıtılıyor. Efendim, aile değerlerimiz tanıtılıyor. Bir Türk delikanlısına veyahut da genç kızına ne gerekliyse o eğitimi de siz vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Hayatı kolaylaştırmak, efendim, hayatta başarılı olması için. Evet. Şimdi bizim için önemli ve ön planda olan şey şudur. Öğrencilerimiz kendilerini %50 Alman, %50 Türk hissetmesinler. Tam tersine %100 Alman ve %100, tabii ki %100 bir de Türk hissetsinler. Yani bizim öğrencilerimiz o tür bir avantajı var. İki kültürü de çok iyi tanıyorlar ve bunu ileride yani kendilerine bir engel olarak değil, bunun üzerine kendilerine yeni imkanlar açmayı öğrenmelerini biz onlara öğretmek istiyoruz. Ve tabii ki özellikle ailesinde akademisyen olmayan, bu tür burada gördüğümüz üyelerimizin arasında olan kişiler, bu tür kişiler olmayan öğrencileri alıp onları bu tür bir ortama getirmeyi. Mesela bu geceyi düzenlemekte yardımcı olan bizim Junior Academic Network, yani genç akademik network öğrencileri. Onların birçoğunun mesela ailesinde belki sadece bir veya iki akademisyen var. Benim ailemde de birkaç tane akademisyen var. Amcam mesela kimya doktoru, babam tıp doktoru. Ben de o yöne yöneldim. Ama gelecekte öyle olmaması gerekiyor. Öğrencilerimize yeteneklerin doğrultusunda yapabilecekleri meslekleri tanıtmamız gerekiyor. Ve bu mesleklere doğru yönelen yolları açmamız gerekiyor. Eyvallah. Sayın Başkan, gerçekten çok çok heyecanlanıyor insan sizleri dinleyince. Hem genç yaşta, efendim, hem de diğer gençlerimize faydalı olmak çok önemli bir şey. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. İnanıyorum gerçekten değerli seyircilerimiz de ekranlarının başında aynı benim gibi heyecanlandılar. Çünkü hem iş adamı, efendim, hem bu sorumlulukları, toplumun sorumluluklarını, hem kendi ait olduğu toplumun, hem içinde yaşadığı toplumun sorumluluklarını omuzlarında taşıyabilmek, onu hissedebilmek büyük bir farklılık. Siz onları iş adamları birliğiyle onun efendim bilincinde olan bir grupsunuz. Tebrik ediyoruz.
bir üyemiz mesela bir projemizi görüp o projeyi iyi bulup oraya destek vermesi. Biz onları bu yöne doğru zorlamak istemiyoruz. Diyoruz ki işte projeleriniz bunlardır ve istediğiniz projeye destek veriniz. O zaman bizi seyreden seyircilerimizin arasında bu bölgede oturan iş adamlarımız olabilir, vatandaşlarımız olabilir. İBS, International Business Club, EFAO bunu efendim görebilirler. Üye olabilirler, size müracaat edebilirler. Genç bir başkanla birlikte çalışmak da mutlaka çok güzeldir. Başarılar diliyoruz Ali. Teşekkürler. Emre Bey, varsa tekrar aklınıza gelen bir mesaj. Çünkü güzel işler yapılıyor. Buradan seyircilerimize paylaşabiliriz. Yani benim buradan tek mesajım şu olabilir. Gençlerimize gerçekten örnek olmamız gerekiyor. Ben Ali Bey az önce 23 yaşında dedi ama 24 yaşındayım. O beni 23 kaldı aklında. Yaklaşık 3 sene evvel, daha da önceden 4 sene evvel bu derneğe üye oldum. Gittikçe önce bu dernekte kendime örnek olabilen insanları buldum. Ondan sonra birkaç sene sonra anladım ki ben şimdiden sonraki gençlere örnek olabilirim. Mesajımız budur yani. Hayatında bir noktaya gelmiş insanlarımız o noktada kalmamaları, geride kalmış insanları da o noktaya taşımaları ve beraberce yani başarıya doğru yürümemiz. Emre Başkan, tebrik ediyorum. Teşekkürler. İnşallah bu yolda yürüyün. Bu yolda yürümek lazım değerli seyircilerimiz. Örnek olabilmek, dürüst olabilmek, çalışkan olabilmek, işte hepsinin bir amacı var. Bu yolda yürüyebilmek. Yollar açık olsun diyoruz sevgili başkanın ve bütün yöneticilerin, üyelerinin. Güzel işler yapılıyor demek ki değerli seyircilerimiz. Spontanität ist heute Abend gefragt. Es ist eine junge Frau, die heute im Laufe des Abends auch eine Rolle spielen wird, denn sie ist eine der neuen Stipendiatinnen. Und sie hat so viele Talente, dass sie sich dazu hat überreden lassen, nach ihrer langen, langen Anreise von Bremen, dafür kriegt sie gleich einen Sonderapplaus, das müssen Sie sich jetzt schon mal merken. Reden lassen, einen musikalischen Beitrag zu leisten. Mehr zu ihr später. Jetzt darf ich Sie erstmal nach vorne einladen. Herzlich willkommen, Da Union. War das eine anstrengende Zeit, das Abitur, oder würdet ihr sagen,
ihr seid solche Naturtalente, das ist euch im Grunde zugeflogen. Nee, und ich war da schon anstrengend, weil man auch was dafür tun musste. Ich glaube, mit dieser wichtigen und richtigen Botschaft entlassen wir euch, wohin auch immer. Egal, ob es ein Urlaub ist, eine große Feier oder direkt der Ernst des Lebens mit dem Studium. Euch allen nochmal herzlichen Glückwunsch und danke, dass ihr diesen Erfolg für uns habt. Was erhofft ihr euch denn sozusagen für euer weiteres Leben von dieser Erfahrung, von diesem einen Jahr Auslandsaufenthalt? Was kann das an Erfahrung auch zum Beispiel ganz konkret in Beruf bringen? Also ich denke, dass wir erstmal besser Englisch sprechen danach. Und weiß ich nicht. Değerli seyircilerimiz, az önce genç başkan Emre Yavuz Bey ile konuşmuş olduk ve dinlerken çok heyecanlanmıştık. İşte Emre'nin babası aynı zamanda tıp doktoru Ayhan doktorumuz yanımızda, Ayhan Yavuz Bey yanımızda. O da derneğin çok efendim gayretlilerinden birisi. Hemen onunla derneği bir şöyle güzel bir çalışmalarıyla ilgili bir tıp gözüyle bir yorumlarsanız hocam, nedir, nasıl gidiyor, ne olmalı, diğer iş adamlarımız efendim neler yapmalı, böyle bir sohbet etmiş olalım. Öncelikle şöyle başlayayım. Yıllar önce bu derneği biz kurduk, iş adamları derneği olarak ve iş adamlarının yanına çok erken vakitlerde akademisyen arkadaşları bulduk, yani doktor arkadaşlar, mühendis, öğretmen arkadaşlar bulduk ve o zamandan itibaren kendimize sorduk ki toplum için, gençlerimiz için neler yapabiliriz ve bu bizim burada gördüğünüz bu burs ödül meselesini ortaya çıkarttık. Şimdiye kadar 30'a yakın, sanırım 29 veya 30 tane öğrenci Amerika'ya göndermiş bulunuyoruz. Bizim hedeflerimiz şu: biz Türk insanı olarak Almanya'da değişik zorluklarla beraber bulunduğumuz konumlara gelebildik. Ama biz gençlerimiz için, yani Türk öğrencilerisi için özellikle zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bir lobi çalışması yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki biz zorluklarla bir buraya kadar geldik. Bizim gençlerimiz bunlardan faydalansın. Dillerini, eğitimlerini çok daha tesirli bir şekilde geliştirsinler ve daha yüksek makamlara gelebilsinler. Zamanınızda abileriniz, sizin bu şimdiki düşündüklerinizi düşünen abiler yoktu. Birinci kuşakla birlikte geldiniz, onlarla işte onların çocukları olarak gelenlerimiz oldu. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada bir yaşam mücadelesi veriliyor idi. Lisan bilen insanımızın sayısı bile çok azdı. Ama siz çok şükür bu konumda bulunurken bunları, insanlarımızı düşünmek, gençlerimizi düşünmek, yani sayın hocam çok çok önemli. Bunu duyup ben çok çalışacağım diyen genç yani sayısı artacağına inanıyorum ben. Bunu demeyen olmayacağını düşünüyorum. Kötü yollara hiç gitmeden derslerini çalışıp başarılı olup bu iş adamları derneğimize, İBS'ye de müracaat ederek Amerika'nın yolu gözüküyor. Evet. Şimdi zaten öyle düşünüyoruz biz. Biz diyoruz ki gençlerimize zaten durumlarımız zor. Biz mesela yıllar önce, ben kendim 5 yaşında Almanya'ya gelmiştim. Tesadüflere dayanarak işte lise diploması yaptık. Daha sonra üniversite eğitimi aldık, doktor olduk. Şu an için başlangıçta olan çok sayıda Türk öğrencilerimiz var. Ve bunlar aslında bizden daha çok çok daha başarılılar. Ama bunlara tabii değişik engeller oluşuyor. Biz de bu engelleri aşmak için onlara hem abilik yapmak istiyoruz, onlara rehberlik hizmetleri veriyoruz. Üniversiteye girmeden önce bile onları alıp yanımızda eğitmeye, onlara yol göstermeye, onlara daha değişik hangi eğitim alanlarında muvaffak olabileceklerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu çalışmalara devam ediyoruz. Çok güzel. Başarılar diliyoruz Sayın Teşekkür Hocam. Teşekkür ederim. Efendim tebrik ediyoruz sizi. Çok tek sağ olun. Kelimeyle. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. İsim? Ben Pınar. Pınar Hanım. Evet. Nedir bu? Ne yapıyorsun bununla? Keman çalıyorum. Keman çalıyorsun. Ama ne güzel çalıyorsun. Teşekkür ederim. Arkadaşın mı, kardeşin mi? Benim ikizim oluyor. İkinizin, evet. İkiziz, evet. İkiniz de böyle biriniz efendim orada, biriniz evet, burada. Evet. İnsanlara ne güzel zaman geçiriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet, öyle. Peki, nerede öğrendin? Müzik okulunda öğrendim. Ders alıyordum. Hı. 11 senedir ikimiz de alıyorduk. Öyle öğrendik. Sonra beraber çalmaya da başladık. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hangi okula gidiyorsunuz? Lessing Gümnazyum'a gidiyoruz. Evet. Bitirdik. Bitirdiniz. Evet. Maşallah.
Var mı Amerika yolculuğu falan? İş Adamlar Birliği'miz size de destek oldu mu? Biz Amerika'ya gitmiştik ama teyzeme gitmiştik. 3 aylığına orada da okumuştuk okulu, evet. Liseyi. Ama böyle organizasyondan gitmemiştik. Tamam. O zaman eğer başarılı öğrencilerimiz buraya da müracaat edip böyle bursa da ihtiyacı varsa, bak ne güzel hizmetler veriyorlar. Evet. Ama siz de buraya gelen o başarılı öğrencilerimize güzel zaman geçirttiriyorsunuz burada. Teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Herzlich bedanken für die freundliche Einladung und die Möglichkeit, hier zu sein. Wir haben uns Anfang des Monats, es war der 3. Juni, in Düsseldorf getroffen, als der amerikanische Botschafter Phil Murphy auf seiner Abschiedstournee war. Wir sind ins Gespräch gekommen und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, auf Gelsenkirchen natürlich, auf Dortmund, auf den Fußball, auf Nürburgring, über Gündogan und dann auf diesen Abend zu sprechen gekommen. Und da habe ich die Frage gestellt bekommen, ob ich wohl heute Abend hierher kommen könnte. Und habe gesagt, das weiß ich noch nicht so genau, das muss ich mal gucken, aber ich werde eigentlich alles daran setzen, dass das gelingt. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass das geklappt hat, weil als wir hier reingekommen sind, ich bin heute auch in Begleitung von zwei Journalisten, die ein bisschen gucken, ob ich mein Geld eigentlich wert bin und was ich so dafür mache. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Sowas Schönes, ja. Also das ist etwas, da muss ich sagen, da können wir uns aus Dortmunder Sicht an Gelsenkirchen richtig eine Scheibe abschneiden. Und du stehst da und haust einen nach dem anderen raus, ne, und sitzt dann wieder so. Und das war sehr intelligent. Und das war richtig interessant. Wo war ich gerade? Schloss Horst, genau, ein Horstburger Schlösser. Das erste Mal, dass ich den Kontakt zum IBC bekommen habe, war ich eingeladen und da haben wir im Schloss Horst mein Programm gespielt. Und was ich sage, da war eine Stimmung, das war sensationell. Und das war auch viel ausgelassener, weißt du? Man kennt zu den Leuten, sagt, hey, was geht, Bruder, hau rein, hau dann rein, hey, geil, dass du da bist, ich bin die 5, cool, hau rein und so. Mach das mal bei den Deutschen. Hey, Bruder, hau rein. Bitte. Entschuldigung. Hey Bruder, was geht, Schwester, Ladies in der Haus, wir sehen gut aus, wir haben Spaß, wir sind gut drauf. Und so. Und dann war das so bei den Deutschen. Das Deutsche war das so, hey Bruder! Ja, und die Frau dann so, Franz Martin. Und ich glaube, was jetzt hier passiert heute Abend, heute sind ja hier Neudeutsche und Altdeutsche und andere da. So, ne? Und da merkst du, jetzt vermischt es sich. Und die Stimmung ist schon deutlich anders als eben. Schon, oder? Ein Stück weit. Auf eine Art. Nicht ganz so spannend wie bei den Politikern gerade, gebe ich zu. Ja? Aber die Stimmung ist eine andere. Und jetzt ist die Frage, wer nähert sich da wem an? Der Neudeutsche dem Altdeutschen umgekehrt? Ja, ist ja ein Gesang. Aber warum der Endschock, als ich so nicht sage, Endschock, als ich so lange Ding endlich. Schön, wenn es dann wieder gut da machst. Hab ich ein Lagerkalum, hab ich Pitchingen. Zum 6. Mal. Zum ersten Mal wurde er 2008 verliehen. Und das ist der Grund, warum ich so merkwürdig vor Ihnen erscheine im weißen Dress. Die Geschichte dahinter, damals hatten wir strahlenden Sonnenschein, es war wunderschön und Ali Akyol habe ich gefragt, Smoking, ja, Matthias, Smoking, ja.
Ich habe gesagt, weißer Smoking? Ja, gutes Wetter, weißer Smoking, natürlich. Ich komme hin, niemand hatte ein weißes Dinnerjacket an, ich ganz alleine. Ich kenne viele, die so sein sollen, sein wollen wie er. Und füge hinzu, man kann sich nur wünschen, dass sie auch so werden wie er. Und das ist doch letztendlich das, was wir unter Vorbildern verstehen. Ja, aber das ist doch eine große Hypothek für einen jungen Menschen. Aber immerhin, ich will sie auch nur hier aufbürden. Und ich bin sicher, beide können diese Bürde tragen. Und sie werden das auch mit Freude und Überzeugung tun. Das haben sie in der Vergangenheit oft bewiesen. Aber viel wichtiger, sie sind nicht einfach nur erfolgreich. Sie geben der Gesellschaft etwas wieder. Ilkay zum Beispiel engagiert sich besonders im Bereich der Jugendbildung beim BVB und ist Integrationsbotschafter der DFB-Bundesliga-Stiftung. Auf der Gala, damals noch im Schloss Horst, und durfte diesen Preis damals überreichen. Heute halte ich ihn selbst in der Hand, das ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre für mich und fühlt sich doch ein bisschen besser an, als den Preis auch zu übergeben. Und das auch nur. Und das auch noch als BVB-Spieler in Gelsenkirchen. Das ist, glaube ich, auch nicht alltäglich, das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Schönes. Ich bin auch in Gelsenkirchen geboren, von daher ist es ja auch nicht alles so fremd für mich. Aber wie gesagt, ich kann nur meinen allergrößten Dank und meinen allergrößten Respekt aussprechen für die Verantwortlichen, die mich gewählt haben, die für mich bestimmt haben, und für Nuri natürlich, der International Business Club, das DBC, für viele dieser Stipendianten auch ein Stück weit Familie und Freunde geworden ist. Und dass man dann sieht, was aus den Schülern auch teilweise wird und auch noch werden kann. Ich wünsche noch allen einen schönen Abend. Değerli seyircilerimiz, artık gençlerimiz ben okuyamıyorum, imkan yok falan demesine gerek yok. Çünkü başarılı olduklarını gösterirler. Efendim, dürüst olduklarını, çalışkan olduklarını gösterirse Gerzenkirken'de İş Adamları Birliği'miz onlara Amerika'ya bile gönderiyor. Cimnazyumdan yani liseden başarılı olan öğrencilerimizi seçerek onlara eğitimin, hangi eğitimin daha geçerli olduğunu anlatıyor. Onların değerlerini, kültürlerini tanımalarıyla ilgili sohbetler yapıyorlar, günler hazırlıyorlar ve bugün de başarılı öğrencilerimize, başarılı gençlerimize ödüller veriliyor. İşte bundan önce burs alarak Amerika'ya gitmiş, geri gelmiş öğrencilerimizle tanışmış olduk. Bundan sonra da gidecek olanları efendim tanıdık. Hatta ödül alanlar bile bu akşam burada. Bu programımız da bu şekilde sona gelmiş oldu değerli seyircilerimiz. Her zaman olduğu gibi yüreğinizdeki sevgi, muhabbet, yüzünüzdeki tebessüm sakın eksilmesin. Bu güzel faaliyetleri görünce zaten tebessüm kendiliğinden gelir. Kendinizi zorlamaya bile gerek yok değerli seyircilerimiz. Hoşça kalın.
Satuk Kostüm Adım Adım Avrupa'yı sundu.